İyi akşamlar. 60 dakikaya hoş geldiniz. Bekletmeden hemen programın ilk konuğunu davet edelim. Yücel Tonguç Erbaş'la açacağız programı. Hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şimdi biraz Borsa İstanbul cephesiyle başlayalım istiyorum. Sonra bu Amerika'yı da soracağım size ama önce Borsa İstanbul'da birkaç gündür bu yukarı yönlü rekorlar kırılan seyir devam ediyor. Yeşil seyir devam ediyor. Öyle ifade edeyim. Bir yandan Türkiye'nin CDS'lerinde de aşağı yönlü gidiş devam ediyor. Buraları değerlendirerek bir başlayalım. Devamı nasıl gelir, ne öngörüyorsunuz? Öncelikle bugün Merkez Bankası'nın yayınladığı istatistikler her hafta bir önceki haftanın para girişini özellikle yabancı tarafında gösteren tahmin ediyorum son 2 yıl içerisinde ilk defa 5. haftada da biz yabancı girişinin devam ettiği işte 1 milyar 300 milyon dolarlık bir para girişiyle seçim sonrasında Borsa İstanbul'un geldiği seviyeleri biraz bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani buradaki ilgi alaka devam ediyor. Tahmin ediyorum bu haftada, önümüzdeki hafta göreceğiz verileri ama yine bir 6. haftada da o para girişinin devamını görebiliriz. Yalnız son 3 günde bir kısım, yani 6400'lerde endeks tarafında, evet zirvelerde fiyatlama devam ediyor ama değişen, tahmin ediyorum özellikle bankacılık sektörünün daha ön planda kalması. Daha önceden endeksi destekleyen bazı hisselerde ise yataylaşma veya zaman zaman kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Bankacılık tarafında da yanlış bakmadıysam son 3 gün içerisinde endeks bazlı bir %10'luk yükseliş var. Bugün bilemiyorum tabii özellikle bu NATO görüşmeleri, Avrupa ile Amerika ile olan yakınlaşmalar, biraz daha siyasi değişimin para girişini yine yabancılar açısından baktığımızda özellikle bankacılık sektörüne biraz çevirmiş olabilir yüzünü borsa tarafında. Dolayısıyla bugün benim görebildiğim kadarıyla enerji, bankacılık ön planda endeksi o 3 günlük performansıyla yukarıda tutmaya devam ediyor. Buna bir ek olarak da yine bankacılık sektörü için tabii önümüzdeki hafta gerçekleşecek Körfez bölgesine ziyaretler, yine Merkez Bankası'nın toplantısı haftaya Perşembe ve hemen ardından bir hafta sonra da enflasyon raporu. Bunun öncesinde belki bu sadeleştirme adımları, özellikle makro iktiyadi tedbirler adı altında daha önce uyguladığımız, yavaş yavaş da başladığımız Merkez Bankası tarafındaki o sadeleştirme adımlarının da toplantı sonrasında önümüzdeki hafta gelmeye devam edeceği gibi bir beklenti olabilir. Kısmen işte fiyat kazanç oranlarının, bankacılık sektöründe hep konuşuyoruz, bu karlılıklar üzerinde şu an için belki değerleme açısından da biraz daha ucuz kalması borsa tarafında buraya bir yönelişi getirdi. Aslında yani sağlıklı mı sorusu da belki değerlendirmek gerekebilir. Çünkü sadece birkaç sektörle hani borsanın hiç düzeltme yapmadan neredeyse 6400'lerde olması belli bir zaman dilimi içerisinde burada bir pozisyonlanma olduğunu gösteriyor. Bu devam ettiği sürece de bir sıkıntı yok. Ama burada bir kesinti olursa diğer hisselerde gördüğümüz kar realizasyonu, bankacılık tarafına da kısa vadeli gelirse o zaman bir düzeltme kısa vadeli 6000-6200 arasına olabilir ama aksi takdirde devam ettiği sürece para girişi... Kesinti riskini borsa... nerede görürsün? Efendim? Kesinti riskini nerede görürsünüz? Yani şöyle, mesela son aslında 4 gün, yani bugün de dahil edersek birkaç kez gün içerisinde satışlar oldu. Yani bugün de gördük. Hatta eksiye de geçti borsa bir süre. Ama şu oluyor, daha önce yerli ağırlıklı, hala da öyle aslında ama kısmen burada satışlar geldiğinde o düzeltmeyi gerçekleştirebilecek satışın ve tekrar aşağıdan o satılan hisselerin alınması gibi bir strateji uygulanıyordu yerli yatırımcılar üzerinde ama bu satışlar geldiğinde tekrar alımla karşılık bulduğu için o düzeltmeler gelmiyor. Yani kesilmesi tabii Türkiye'ye ayrılan fonun bence çok net bir şekilde ne kadar büyük olduğu, ne kadar bu haftalık girişlerin devam edeceği ve ne kadar bankacılık üzerinde olacağıyla ilgili bir şey. Yani yarın da bu para girişi durma noktasına gelirse veya son 2-3 gün kadar güçlü olmazsa sanki borsa o düzeltme fırsatını
kullanmak isteyebilir yatırımcı nezdinde. Yani bu birkaç kez denendi ama hemen seans içinde karşılık bulduğu için alışlarla tekrardan pozisyonlar alınmaya devam etti. O açıdan her an olabilir açıkçası. Yani bu paranın miktarıyla ilgili. Onu da tabii tahmin etmemiz bizim çok zor olduğu için gün içi işlemleri, o para girişini takip etmeye devam ediyoruz belli hisselere ve sektörlere. Peki, şimdi ayın 21'inden itibaren bilanço sezonu başlıyor. Beklentileriniz nedir sektörel bazda? Yani bir kere Haziran kapanışı itibariyle yani sektörleri aslında daha önce de konuşuyoruz. Genel bir kanı da var piyasada. Yani işte ulaştırma, otomotiv, gördüğümüz kadarıyla biraz gıda perakendeciliği, enerji mesela bunlar ön planda kalmaya devam edecek gibi. Kısmen enflasyon etkisi, kısmen kur hareketi, döviz pozisyonu yüklü olan, ihracat yapan, yurt dışında dövizle kar eden ama TL ile belki üretim gerçekleştiren gibi hem sektörlerin hem de hisselerin biraz daha ön plana çıkması bilanço döneminde biraz daha mümkün gözüküyor. Bunun yanı sıra mesela bankacılığı sürpriz olarak değerlendiriyorduk. Burada biraz belki ülke risk primindeki geri çekilme, para girişinin yabancı kaynaklı olması mesela o sektörü de ön plana çıkardı ki bu tahmin ediyorum eğer endeksin böyle 7000, 8000 veya daha yukarı doğru bir hedefe doğru, yıl sonuna doğru gitme durumu olursa tabii ki bankacılıkta da bu ivmenin devam edeceğini görebiliriz. Son dönemde daha doğrusu borsanın son bir yılı içerisinde biraz demir çelik sektörü gibi bazı hem sektörel hem de hisselerin geride kaldığı birkaç alan var. Burada da belki demir çelik sektöründe önümüzdeki günlerde ön plana çıkabilir. İşte yazılım veya gayrimenkul eğer büyüme içerisinde tekrardan yüklü bir yer alma gibi bir durumu olabilirse yani bu faiz oranlarında gayrimenkul yatırımları içinde bazı avantajlar sağlanabilirse demir çelikle bankacılıkta sürpriz yapabilir. Şu an için çok güçlü durmuyor ama önümüzdeki dönemde buralarda da bu sektörlerde de bu sektörlerle iş yapan yan kuruluşlarda da bir fırsat doğabilir diye düşünüyorum. Peki Amerika cephesini de bir değerlendirelim. Yani epeydir beklenen enflasyon verileri, ondan önce gelen istihdam verileri ve işte son iki yılın en düşük seviyesinde Amerika'da enflasyon yani 9'lardan 3'e kadar geldi. O çekirdekte de bir gevşeme olduğunu görüyoruz Fed'in yakından takip ettiği. Burada buna piyasaların verdiği tepkiyi sormak isterim size. Bundan sonraki faiz patikasında ne öngörürsünüz? Herhangi bir geri adım bekler misiniz FED cephesinden? Bir de tabii doların gücünün nasıl seyretmesini beklersiniz önümüzdeki dönemde? Yani aslında biraz da tahmin edilen, hani bizim açımızdan tahmin edilen şekilde gerçekleşiyor. Şimdi son toplantıda faiz artışı olmadı ve her toplantıyı aslında biraz zaman yani FED Başkanı'nın açıklamalarında biraz verileri değerlendirmek için zamana ihtiyacımız var. Her toplantıda öncesi gelen verileri değerlendirerek karar vermek istiyoruz dendi ama buna rağmen piyasa iki tane daha veya işte 50 bas puanlık daha bir faiz artışını fiyatlamaya başladı. Ama bugün geldiğimiz noktada her ne kadar istihdam ve büyüme noktasında zaman zaman güçlü veriler gelse ve bu faiz artışını destekliyor olsa da enflasyon tarafı dün ve bugünkü gelen verilerle aslında onu da biraz bertaraf eden diyelim veya Fed'in kararlarını özellikle bir toplantıda daha pas geçebileceği şekilde değiştirebilecek kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Hani bundan sonraki veri akışında da ki bölgesel bazı verilerde de mesela büyüme ile ilgili yavaşlama sinyalleri gözüküyor. Dolayısıyla bir sonraki toplantıda her ne kadar faiz artışı beklense de yani sene sonuna kadar belki benzer söylemlerle FED faiz artışlarını noktalamış da olabilir. Bugün nasıl bir fiyatlaması oldu? İşte dolar endeksinde 100'ün altına geldiğini gördük. Amerikan 10 yıllık faizleri daha önce 4'ün üzerindeydi. Mesela 3.80'in altına kadar geri çekildi. Gevşeyen bir dolar pariteyi, altını, gümüşü yani karşı para birimlerini, sterlin de dahil olmak üzere bunları daha değerli kıldı. Borsalarda Fed'in faiz artışlarını noktalama noktasına gelme ihtimali pozitif algılandı. Bundan sonraki süreçte ben aslında yine tezime devam ediyorum. Yani
yaz sonuna kadar her ne kadar Kanada gibi ülkelerde hala faiz artışları veya Avrupa'da faiz artışları devam etme ihtimali olsa da birkaç toplantıda ben yaz sonunda Eylül gibi işte aşağı yukarı küresel anlamdaki büyük ölçekli merkez bankalarının faiz artışlarını noktalayacağını, buna doğru söylemlerin de devam edeceğini ve oradan sonra aslında bugün gördüğümüz reaksiyonun, dün ve bugün gördüğümüz reaksiyonun biraz daha yukarı doğru hızlanacağını, bu da ne demek? Hani borsalarda belki tekrar yıl sonu iyimserliği, altının, paritenin, gümüşün özellikle dolar karşısında, zayıf kalan dolar karşısında biraz daha güçlenebileceği bir 3-4 aylık süreç olacak. Bugün bunun bir aslında öncesi olasılığında bugün gelen veriler, dün gelen verilerle görmüş olduk. Dolayısıyla biz hala yıl sonuna kadar daha zayıf bir küresel dolar, merkez bankalarının faiz artışlarından biraz daha imtina ettiği bir dönem ve bunun da karşı piyasalara olumlu yansımalarını göreceğimizi düşündüğümüz bir dönemde girdiğimizi ve bunun da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Son bir soru. Bu ortamda, bu dönemde en ideal yatırım stratejisi nedir sizce? Yani yerli yatırımcılar için gözüken borsa iyi bir alternatif olmaya devam edecek önümüzdeki 4-5 ay. Yani daha güvenli limanda kalmak isteyenler için hala getiri fırsatı olan ama yılbaşından bugüne biraz daha az marjı olan kur veya kura endeksli ya da altına endeksli bazı ürünlerde de kalınabilir. Ama onların getirileri ben yani geçmiş 6 aya göre biraz daha düşük kalacağını düşünüyorum. Bir de sabit getirili mevduat tarafı var. Burada risk almak istemeyen yatırımcılar için de hala kısmen enflasyona yakın bir getiri sağlıyor. Yani ben geçen yani her hafta yaptığımız yayınlarda söylediğim gibi yılın ikinci yarısı hisse ağırlıklı. Belki %25-30 işte döviz, altın veya sabit getirili bir mevduat üzerinden bir portföyle sene sonuna kadar devam etmenin çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok çok teşekkürler Hücel Tonguç Erbaş katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz yine. Kısa